Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir yöntem olan sağ alt köşe kuralından bahsedeceğiz. Nedir bu sağ alt köşe kuralı arkadaşlar? Hatırlarsanız tekrar permütasyonda biz yol soruları çözüyorduk. Değil mi? İşte A'dan B'ye, M'den N'ye, X'ten N'ye kaç farklı şekilde gidilebilir diye. Ama oradaki sorularımız daha düzgündü. Mesela şu şöyle çizilse, bu arkadaş da böyle düz çizseydim eğer. Evet işte doğu 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 kuzey 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 ya da doğu 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 güney 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 tekrarlı permütasyonunu yapıyorduk. Peki şeklimiz daha düzensiz olursa bunun gibi ya da bunun gibi ya da bunun gibi ya da bunun gibi arkadaşlar. Buna benzer sorularda işte o tekrarlı permütasyon olayı biraz sıkıntıya giriyor. O nedenle bu sağ alt köşe kuralından bahsedeceğiz arkadaşlar size. Çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Temelinde Pascal üçgeni olan bir yöntem. Hadi birlikte inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ne demiş soru? Diyor ki şekildeki çizgiler üzerinde hareket ederek X noktasından Y noktasına en kısa yoldan kaç türlü gidilebilir diye sormuş vatandaş. Şimdi değerli arkadaşlar, X noktasından şuraya kaç farklı şekilde gelirim? 1. Peki X'ten buraya şu noktaya en kısa yoldan kaç farklı şekilde gelirim? 1. Yani en kısa yoldan değil mi? Şu güzel ya. 1. E hocam şuraya da gelebiliriz. Gelebilirsin ama en kısa olmaz. Niye? Bak 1, 2, 3, 4 yol kullanıyorsun. Halbuki burada ne yapıyorsun? 1, 2 yol kullanıyorsun. Benzer şekilde buraya da bir farklı şekilde gelebilirsin en kısa yoldan. Buraya da bir farklı şekilde gelebilirsin en kısa yoldan. Tek güzergah. Aynı mantıkla X'ten buraya arkadaşlar en kısa yoldan kaç farklı şekilde gelirim? 1. Niye direkt hop? Buradan buraya. E hocam böyle de gelebiliriz. Evet gelebilirsin ama en kısa olmaz. Bak burada bir yol kullanıyorken burada 1, 2, 3 yol kullanmış olursun. O yüzden olmaz. Benzer şekilde buraya gelmek için de direkt en kısa yoldan 1. Buraya gelmek için de direkt en kısa yoldan 1. Yine buraya gelmek için de arkadaşlar bir farklı yolunuz var. Tamam güzel. Şimdi geldim buraya. İlk etapta biraz ayrıntılı konuşacağım. Şimdi diyelim ki bu yola gelmek istiyorsunuz. En kısa yoldan ya bu güzergahı takip edersiniz. Bakın 1. Ya da şu güzergahı takip edersiniz 2. Bak burada da 2 yol kullandınız yani 2 çizgi. Burada da 2 çizgi kullandınız. O zaman demek ki buraya gelmek için benim 2 farklı seçeneğim var. Tamam. Peki buraya gelmek için kaç farklı seçeneğiniz var? Bakıyorum. Ya şurayı kullanırım 1 2 3. Doğru mu? En kısa yoldan 3 farklı seçeneğim var. Bakın ya şu bir daha çiziyorum. Bak 3 yol. 1, 2, 3 yol. 1, 2, 3 yol. Demek ki 3 farklı seçeneğim var. 3 tane yol kullanmış oldum. Geldim buraya arkadaşlar. Ama artık bunu bu şekilde tek tek yapacak halimiz yok. Burada gözümüze bir şey çarpıyor. O da şu. Dikkat edin şu 2 1 ile 1'in toplamı mı? Evet. Şu 3 1 ile 2'nin toplamı mı? Evet. Ha, demek ki o zaman bakın ne oluyor buraya bulmak için? Şöyle yatay değil mi? Şöyle sola yatık. Sola yatık yatay iki tane noktayı toplayıp burayı buluyorum. Sonra şu yatay sola yatık iki toplayıp burayı buluyorum. O zaman 1 ile 3'ü topladığım zaman da burayı bulmuş olacağım. Değil mi? 1 ile 4'ü topladığım zaman burayı bulmuş olacağım. Demek ki bu ne anlama geliyor? Buraya 4 farklı şekilde gelebilirsin. Buraya 5 farklı şekilde gelebilirsin demek istiyor adam bana. Güzel. O zaman devam edelim. Geldim buraya. Yani şuradan devam etmek istedim. O zaman 1 ile 2'yi toplarsam burası 3 olacak. 3 ile 1'i toplarsam burası 4 olacak. 4 ile 1'i topladım. Burası 5 olacak. Peki geldim buraya. Arkadaşlar bakın nasıl topluyorsunuz? Dikkat. Sol bak. Değil mi? Şöyle sol çapraz. Sol çapraz toplayıp gidiyordunuz. O zaman şimdi 4'ü bulmak için normalde burada bir şey olması lazım değil mi? Yani şu ikisini toplamanız lazım ki şu noktayı bulasınız. E burada bir şey yok. O zaman burası da yine ne olacak? 4. Yani 0 gibi düşünün. 0, 4 daha 4 gibi. Şimdi bu noktayı bulmam lazım diyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktayı bulmam için şu 4 ile şurada bir şey olması lazım. Burada bir şey var mı? Yok. 0 gibi düşünün. 0, 4 daha. O zaman burası ne olacak? Yine 4 olacak. Geldim bu noktaya. 5 ile 4'ü topladım. 9'u verecek. Ha, şimdi geldim buraya. Burası için de bakın çapraz 2 noktası belli mi? Belli. O zaman 4, 4 daha ne olacak burası? 8 olacak diyorum. Değil mi? Sol çapraz topluyorduk. 9, 8 o zaman burası ne olacak? 17 olacak. Şimdi buradan devam ediyorum. 4, 5, 9, 8, 9, 17, 17, 17, 34. Demek ki X'ten Y'ye en kısa yoldan 34 farklı şekilde gidebiliriz diyoruz. Ne yapıyormuşuz? Çapraz toplayıp gidiyoruz.
Bakın burada önemli olan olay şu. Sol çapraz mı gideceğim, sağ çapraz mı gideceğim? İşte o sorunun şekline göre değişiyor. Burada x burada olduğu için şöyle bunları belirledikten sonra ne oldu? Sol çapraz şeklinde gittim. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Oradan ne yapacağız? 5 tane sorumuz var arkadaşlar. Bir tanesi gitti. Geriye kaldı 4 sorumuz. A'dan yola çıkan bir hareketli şekilde çizgiler üzerinden ve en kısa yoldan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir diye sormuş yine. Şimdi A'dan buraya kaç farklı şekilde gelebilirsiniz en kısa yoldan? 1. Direkt. Değil mi? Buraya yine 1. Direkt. Buraya yine 1. Buraya en kısa yoldan 1. Buraya yine en kısa yoldan 1 farklı şekilde gelebilirsiniz. Değil mi? Direkt bu güzergahı kullanarak. Peki geldim buraya. Ne yapıyorum? 1 ile 1'i topladım. 2. Bakın bu sefer nasıl geliyorum? Sağ çapraz değil mi? Sağ iki tane noktayı toplayıp burayı buluyorum. Peki burayı bulmak için de o zaman 1 ile 2'yi toplayacağım. 3 diyeceğim. Tamam güzel. 1 ile 2'yi topladım. Burası 3 oldu. 1 ile 2'yi topladım. Burası 4 oldu. 3 ile 3'ü topladım. Burası 6 oldu. 4 ile 6'yı topladım. Burası 10 oldu. Şimdi burası kaç acaba? Şimdi burası için de 3 ile burayı toplamam lazım normalde değil mi? Sağ çapraz çünkü. Burada bir şey yok. 0 gibi düşünün. 0. 3 de burada var. Topladığınız ne oldu? Yine 3 oldu. 6, 3, 9 oldu. 19, 19 oldu. Yine geldim buraya. Burası için yine bakın bu 3 ile şurada bir 0 olması yani bir nokta olması lazım. Sağ çapraz gidiyorum değil mi? Burada bir şey yok. 0 gibi düşünün. 0, 3 daha 3. 9, 3, 12. 12, 19, 31. Yine geldim buraya. Burası da arkadaşlar artık yine 3 olduğunu gördünüz değil mi? Çünkü burayla burada bir nokta olması lazım. Burada nokta olmadığı için 0 diyor aldım. 0, 3 daha 3. 12, 3 daha 15. B için ne yapacağım? 31 ile 15'i topladım. Kaç oldu? 46 mı yapıyor? Demek ki buraya 46 farklı şekilde gelebilirmişim diyorum. En kısa yoldan ama. Tamam. Yani bu sağ çaprazla sol çapraz olayı şekle göre değişiyor. Mesela burada sağ çapraz noktaları topladım. Bir önceki soruda sol çapraz noktaları toplamıştım. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. A'dan yola çıkan bir hareketli şekildeki çizgiler üzerinden ve en kısa yoldan B'ye kaç farklı şekilde gidebilir diye sormuş. Hemen A'nın önce komşularından hemen kenarından başlıyorum. Buraya kaç farklı şekilde geldiniz? 1. Buraya 1. Buraya 1. Buraya 1. Değil mi? Buna İlk soruda biraz detaylandırmıştım. Benzer şekilde buraya bir farklı şekilde gelirsiniz en kısa yoldan. Yine buraya bir farklı şekilde gelirsiniz en kısa yoldan. Geldiniz bu noktaya. Ne yapacaksınız? 1 daha 2. Bakın sol çapraz gidiyorsunuz. Tamam. O zaman burası ne olacak? 1-2 daha 3 olacak. Sol çapraz 1-2 daha 3 olacak. 3-3 daha 6 olacak. 3-1 daha 4 olacak. 6-4 daha 10 olacak. 4-1 daha 5 olacak. 15 daha 15 olacak. Şimdi şu noktaları bulacağız. Buraya bakıyorum şimdi. Bakın. Bulmak için ne yapacağım? Sol çapraz. Yani şunla şurada bir şey olması lazım. Burada bir şey yok. Yani 0. 0 6 daha 6. 6 10 daha 16. 16 15 daha 31. Demek ki buraya da arkadaşlar yani şu noktaya da 31 farklı şekilde gelebilirmişim. Evet. Diğer sorumuz. Aşağıdaki şekilde M'den N'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebiliriz diye yine sormuş. Hemen komşularından başlıyorum hareket noktamdan. Buraya bir farklı şekilde gelirim. 1, 1, 1 ve yine 1 arkadaşlar değil mi? En kısa yoldan. Yine benzer şekilde burası 1. Buraya da yine bir farklı şekilde gelebilirim en kısa yoldan. O zaman burası ne olacak? 2 değil mi? Sol çapraz 2 noktayı topladım. Burada sol çapraz 2 noktayı topladım. 3 oldu. Topladım 3. 3 ile 3'ü topladım 6. 3 ile 1'i topladım 4. 6 ile 4'ü topladım 10. 4 ile 1'i topladım 5. 5 ile 1'i topladım 6. 10 ile 5'i topladım 15. 15 ile 6'yı topladım 21. Şimdi bu noktayı bulayım diyorum. Şimdi bu nokta için sol değil mi? Sol 2 nokta. Tamam biri bu. Burada bir şey yok. Yani 0. 0 ile 10'u topladınız. Ne oldu? 10. 10 ile 15'i topladınız. 25. 25 ile 21'i topladınız. 46. Yine bana bu nokta lazım. Yine bu nokta için sol çapraz yani burayla burası lazım. Burası yok 0. 0 ile 10'u topladın yine 10. 10 ile 25'i topladın 35. 35 ile 46'yı topladın 81. Yine bu nokta lazım. Yine sol çapraz. 10 var. Burada bir şey yok. Yani 0. Topladın yine ne oldu? 10 oldu. 10 ile 35'i topladın 45 oldu. 45 ile 81'i topladın 126 oldu.
Tamam, adım adım yaklaşıyoruz. Yine burası lazım. Sol çaprazları topluyordum. 10 var burada. Bir şey yok. 0. Yani yine ne oldu? 10. 10 ile 45'i topladım. 55. 55 ile 126'yı topladım arkadaşlar. 181. Yine geldim buraya. Yine buranın 10 olduğunu gördünüz değil mi? Çünkü sol çapraz yok. Yani 0. 10 daha 10 yapacak. 10, 55 daha 65 yapacak. 65, 181 daha arkadaşlar. Kaç yapacak? 246 mı yapacak? Demek ki buraya 246 farklı şekilde gelebilirmişiz. En kısa yoldan. Olayı anladık umarım arkadaşlar. Başlangıç noktanızdan itibaren o sol çapraz, sağ çapraz olayını tespit ediyorsunuz. Ona göre hareket ediyorsunuz. Ve bu bizim son sorumuz. Yine Adam Bey en kısa yoldan arkadaşlar kaç farklı şekilde gidebiliriz diye sormuş. Hemen anın komşusunda yani şurasında bir farklı şekilde gidebileceğinizi hemen tespit ettim. Yine şuranın 1, 1, 1, 1 olduğunu tespit ettim. En kısa yoldan buraya bir farklı şekilde gidebilirsiniz demiştik. Burası için arkadaşlar ne yapacağım? 1, 1 daha. 2 yani ya şu yol ya şu yol. İki seçeneğim var demiştim. Tamam. Nasıl gidiyorum? Sol çapraz değil mi? Yani sol çapraz iki noktayı toplayarak o zaman işime devam ediyorum. 1 ile 2 topladım. 3. 1 ile 3'ü topladım. 4. 1 ile 4'ü topladım. 5. Tamam. Şimdi bu noktayı bulayım. Şimdi bu nokta için arkadaşlar ne yapacaktım? Sol çapraz. Yani şurayla şurayı toplamam lazım. Burada bir şey yok. Yani 0. 0 ile 2 topladım ne oldu? 2. 3 ile 2 topladın. 5. 5 ile 4'ü topladın. 9. 9 ile 5'i topladın. 14. Şimdi bana bu nokta lazım. Bu nokta için şu 5 ile şuradaki noktayı toplaman lazım. Burası 0. 0 ile 5'i topladın. 5. 9 ile 5'i topladın. 14. 14 ile 14'ü topladın. 28. Peki geldim şu noktaya. 5 ile burayı toplaman lazım. Değil mi? Sol çapraz gidiyorum. Burası yok. 0. Yine ne olacak burası? 5. 14, 5 daha 19. 28, 19 daha arkadaşlar. 47. Yine şu nokta için arkadaşlar 5 de buraya toplamam lazım. Yani 0. Değil mi? 0'a 5'i topladınız. Yine ne oldu? 5. 19'a 5'i topladınız. 24. Geldi bu nokta. Zaten yine bu noktanın 5 olduğunu gördünüz değil mi? Çünkü burada bir şey yok. 0'a 5'i topladınız. 5. 24 ile de 5'i topladınız. 29. 47 ile de 24'ü topladınız arkadaşlar. 67, 71 değil mi? Şu an buraya 71 geldiniz. 71 ile de 29'u topladınız arkadaşlar. 100 değil mi? 70, 99 tam 100 yapıyor. Şimdi şu noktayı bulmak için 71 ile burayı toplamam lazım. Şimdi burayı bulmak lazım o zaman. Burayı bulmak için arkadaşlar diyorum ki 47 ile şurayı toplamam lazım. Sol çapraz. Burada bir şey yok. 0. 0 ile 47 topladın ne oldu? 47 oldu. 47 ile de 71'i topladın arkadaşlar. Arkadaşım 70, 117, 118 mi yapmış oldu? 118'de de 100'ü topladın. 218 yaptı. Şurası lazım. 118'de burayı toplaman lazım ki burası yok 0. Yine ne olacak burası o zaman? 118 olacak. B için de 118'de 218'i toplaman lazım. Topladık ne oldu? 336 mı yapıyor? 336 değil mi? 320. 16 da oradan gelecek. 336. Demek ki Adam Bey arkadaşlar en kısa yoldan 336 farklı yol vardır diyoruz. İşte bu bizim sağ alt köşe kuralımız. Çok çok muazzam bence. Çok güzel bir yöntem arkadaşlar. İşimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Ne yapıyoruz? Komşulardan başlıyoruz. Önce sol çapraz mı toplayacağız? Sağ çapraz mı toplayacağız? Şeklimizden onu tespit edip ondan sonra devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.